Bu videoda Darıca ve Adalar arasında dalış, küçük balıkların değişimi, ilk defa göreceğiniz detaylar ve balık avı izleyeceksiniz. Darıca. İstanbul'a yakın Kocaeli'nin bir ilçesi. 5 metrelik kumluk bir alana dalış yapıyorum. Biraz ilerlediğimde uzun ağzı ile kumu eşeleyen büyük bir vatoz. Marmara'da pek rastlanılmayan kartal vatozu, diğer adıyla fulya balığı. Uzun kuyruk ve ağız yapısı ile kolayca ayırt edilebilir. Daha çok okyanuslarda ve Akdeniz'de görülür. Marmara'ya kadar gelen bu tür insanlar için zararsızdır. Deniz hıyarı. Bu ise Marmara'da gördüğümüz yıldızlardan farklı, Astropecten türü bir deniz yıldızı. Dev midye pinanın dibindeki genelde gördüğümüz deniz yıldızı türü Asterias rubens. Küçük pina. Anemon. Kestane ve midyeler. Marmara'da burada olduğu gibi güneş gören bazı bölgelerde de deniz çayırları ile karşılaşıyorum. Bu küçük iki balık da eşkina yavrusu. Bu boyutlarda olanlar genellikle deniz marullarının arasında yaşıyor. Eşkinaların daha küçük hali ve büyükleri birbirinden çok farklı. Farklılık birçok tür için geçerli. Bu yeşil balık da Kikla yavrusu. Yazılı Hani yavrusu. Saklandığını sanan Lakin. Gemilerin balast suyu ile sularımıza gelen, hamsi kıtlığına sebep olan Minemiopsis lady, diğer adıyla deniz cevizi. Yine aynı yollardan sonradan gelen Beroe oata deniz anası. Deniz cevizlerini yutarak hapsediyor. Ardından parçalayarak sindiriyor. Deniz analarının beyni ve gözleri yoktur. Fakat Beroe oatalar Minemiopsisleri bularak dengeyi sağlıyor. Bu ikili arasındaki besin zinciri sayesinde küçük balık popülasyonu tekrar dengelendi. ...15 metrede batmış bir tekne. ...8 metrede beton bloklar.
Devam eden boru hattını destekleyen bu betonların aralarında kiklalar var. İlerledikçe derinlik arttığı için yukarı çıkacağım anda iri bir kiklaya atış yapıyorum. Küçüğü tamamen yeşil olan kiklanın avlanabilir boydaki hali. Pendik. Aşağı indiğimde 10. saniyede gördüğüm balığa atış yapıyorum. Sessizce yosunların arasında inip gizlenmek balığı ürkütmeden atış fırsatı veriyor. Kiloya yakın baltabaş karagöz. Diplodus sargus, Akdeniz bölgesinde sargoz olarak da bilinir. Tekrar saklanarak bekliyorum. Bu kez kefaller geçiyor. Daha derine inip çağrı yapıyorum. Gelen mırmır sürüsü. Agaşonda ses çıkartarak balıkları çekmeye çalışıyorum. Bir dakika sonra balık göremeyince ilerliyorum. Yükseleceğim anda karagöz sürüsü geliyor. Iska. Tekrar beklerken bu kez soldan geldiler. Ve isabetli atış. İri bir sivri burun karagöz. Adalar bölgesinde Büyük Adanın güneyindeki Tavşan Adası'na dalış yapıyoruz. Adanın güneybatısı 10 metreden 40 metreye derinleşiyor. Kayaların arasında
küçük sargozlar ve kiklalar var. İri bir kikla. En çok karşılaşılan vatoz türlerinden dikenli vatoz. Kayaların üzerinde büyük deniz süngeri. Birçok boyutta ve renkte süngerler. Dişi karabaş balığı. Burada da aynı şekilde deniz cevizi ve Beroe oatalar yüzeye yakın bolca bulunuyor. Parıldayan bu canlılar muazzam dengenin birer ürünü. Bu Beroe oata ikinci Mnemiopsis'i yiyor. Sindirimi tamamlayan uç kısımdan dışkılıyor. Yüzeyde papaz ve küçük kara gözler. 40 metreye doğru derinleşen bölgede dalış yapıyorum. 10 metreden sonra soğuk ve karanlık. 3 milim kıyafetle üşüdüğüm için geri dönüyorum. Çok sayıda papaz balığı var. Buradaki bir oyukta eğlenmeyi de ihmal etmiyoruz. Adanın kuzey tarafı ise 1-2 metre derinlikte. Neandros ve Balıkçı Adası olarak da bilinen bu adada bolca deniz örümceği var. Diğer yengeçler ısırmaya çalışır. Fakat bu tür çok çekingendir. Üzerinde bitki oluşmuş bu örümcek ve benzeri canlıların korunabilmesi için bu ada Nisan 2021'de Cumhurbaşkanlığı kararı ile kesin korunacak alan ilan edilmiştir. Kuzeye doğru ilerlediğimizde zeminde sadece midye ve kestaneler var. Buradan büyük adaya Pendik'te avladığımız balıklardan pişirmek için geçiyoruz. Burada bırakılan çöplerin dışında temiz ve huzurlu bir yer.
Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.